Hayatımızın %90'ından fazlasını yapıların içerisinde geçiriyoruz. Bu noktada çevresel durumların ve çevreyi yapılandırmanın da insan sağlığı nasıl etkilediğini düşünmeliyiz. Bu makalelerin amacı tasarım karakterlerinin taksonomisiyle ilgili ön hazırlık düzeyinde bir taslak oluşturarak bu konuda düşünmeyi ve araştırmayı sağlamaktır. İnsan sağlığı konusunda stres, çevresel taleplerle kaynaklar arasındaki dengesizlikten doğar. Stres dinamik bir süreçtir ve ağırlıklı olarak kişisel baş etme kaynaklarına bağlıdır. İnsan günlük baş etme kapasitesini anlayana kadar bizim çevre ve insan sağlığı ile ilgili bilgi ve anlayışlarımız yetersiz olacaktır. Girişte yer vereceğimiz makalede stres seviyesini değiştirerek insan sağlığını potansiyel olarak etkileyen tasarlanmış çevrenin 5 boyutuna yer verilmiştir stres ile ilgili araştırmalar, bireysel değişkenler, tip A davranışı, çevresel stresörler, hava kirliliği, gürültü, kalabalık ve benzeri veya toplumsal durumlar yani sosyal destek üzeriniz olmuştur. Kullanıcıları etkileyen bir kurgudaki veya nesnedeki bilginin miktarıdır. Belirgin tasarım nitelikleri arasında yoğunluk, çeşitlilik, karmaşıklık, gizem ve orijinallik vardır. İnsanlar genellikle orta düzeyde stimülasyonlarla optimal olarak işlev görürler. Stimülasyonun az olması sıkılmaya sebep olurken çok olması duygusal yoksunluğa sebep olur. Aynı zamanda yetersiz stimülasyon insan organizmasını veya pratiğini zayıflatır. Gereğinden fazla stimülasyon dikkat dağıtır ve kişide aşırı yüklenmeye sebep olur. Odaklanmayı zorlaştırarak süre giden planlı eylem örüntülerini kesintiye uğratır. Stimülasyonun düzeyleri İç mekanın özelliklerinden yani uyaranın yoğunluğu, karmaşıklığı, orijinalliği, çeşitliliği ve gizemi etkilenir. Gürültü, gereğinden fazla aydınlatma, keskin kokular, fazla neon renkler yelpazenin kırmızı yani rahatsız edici ucundadır. Bunlar stimülasyonu arttırarak potansiyel olarak stresi tetiklerler. Ekrandaki örnekte stimülasyonu arttıran bir mekan örneği görüyoruz. Çünkü belirli bir konsept dili yok. Çok karmaşık bütünlüğü yok. Çok yoğun ve çeşitliliği fazla. İç hacmin oryantasyonu ve şekli, uyaran kaynağına ve sirkülasyon alanlarına yakınlık, hacim içerisindeki yerleşimler ve engeller stimülasyon düzeyini doğrudan etkiler. İnsan genellikle küçük miktardaki değişimleri severler. Büyük miktardaki varyasyonları uyum sağlayamadıkları için rutinleri stimülasyon düzeyine verilen reaksiyonu etkiler. Zaman içerisinde uyum sağlansa bile İlgiyi ve dahil olma duygusunu kaybetmeye yol açar. Bu yüzden insanların yeterli miktarda karmaşıklık ve gizeme ihtiyacı vardır. Mekan insan üstünde üzerine düşündüğümüzden çok daha fazla etki bırakıyor. Salgın hastalıklar küresel krizlerle birlikte yaşadığımız mekanların psikolojimizde ve hayat pratiklerimizde nasıl etkileri olduğunu daha iyi anladık. Mimarlar ve şehir planlamacılar şu an olan ve gelecekte olması olası olan salgın hastalıklara karşı mesafe kavramını unutmayarak tasarım planlarını oluşturuyorlar ve oluşturmalılar. Çünkü mesafe eğer hayatımızın bir parçası olacaksa AVM ya da mekanlarda yerlerde büyük kağıtlarla durulması gereken yerler işaretlenmesi yerine ortam tasarımı onu gerektirmeyecek şekilde yapılmalıdır. Mesafe kurmaya çalışırken bunu geçici bir fiziksellikte değil bugüne kadar katı ama görünmez çizgilerle kurduğumuzu gördük. Mahalle kavramı yeniden dikkate alındı. Kentin çekirdeklerine ne kadar az özen gösterdiğimizi, davranışmaya ve kamusal hareketlere ne kadar ihtiyaç duyduğumuza tekrar baktık. Değişen hareketlilik kalıpları çerçevesinde güvenli ulaşım yöntemlerini bulmak ve erişim ağlarını genişletirken bisiklet, yayalar için fiziksel mesafeyi ve engelsizliği gözeten sokak ve kaldırım tasarımlarına kadar Farklı etaplarda geliştirilen uygulamalar daha erişilebilir, yeşil, özgür ve dolayısıyla düşük karbon ekonomili kentlere bizi bir adım daha yaklaştırdı. Kişiler arasındaki mesafelerin kısaldığı mahalle ölçeğindeki erişime dair sorunları tanımlamanın, eşitsizlikleri vurgulamanın ve topluluk odaklı çözümler tartışırken kentsel faaliyetlerimizin pandeminin Kullanıcıların her türlü mekanı deneyimleme ve mekanla ilişki kurma şeklini nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışmanın önemini anladık. Çünkü toplum biziz ve birimlerin psikolojisi, mekanın kurgusu yaşam kalitemizi ve geleceğimizi etkiliyor. Girişte de bahsedilen stimülasyonu, duygu durumlarını ve mekansal deneyimi etkileyen önemli unsurları başlıklar halinde analiz edersek, bunlar tutarlılık, uygun fiyatlar ve kontrol olabilir. Peki bunlar nedir ve bizi nasıl etkiler? Tutarlılık kullanıcının mekanda açık şekilde anlamasını sağlar. Nesne ve boşlukların boyut, renk, doku ve stimülasyonunu doğru şekilde anlamasına yarar. Uygun fiyatlara sahip olması onu erişilebilir kılar. Okunabilir olması iç mekanın mekansal konfigürasyonunu geliştirmesi açısından kritiktir. Esnek, düzenli, seyirlik çalışmalar sıradanlıktan uzaktır. Yine kontrol Mekanda kullanılabilir alanları yönetmek ve olumsuz kısıtlamaların davranışsal strese sebep olmasını ya da şiddetlendirmesini önler. Görüş kapsamı, yapısal derinlik, sosyal etkileşimlerin düzenlenme yeteneği mekanı kuran en önemli unsurlardandır. Bu yatakhanede mahremiyet iyi bir şekilde desteklenmektedir. Gizlilik sağlayan tasarıma güzel bir örnek. Gizlilik veya sosyal etkileşimleri düzenleme yeteneği eylem kontrol duygusuna önemli bir katkıda bulunur. Mahalle örneğinden de hatırlayacağımız gibi geçmiş ya da gelecek küresel deneyimler bizi kentleri geliştirmeye ve planlama, tasarım yaklaşımlarımızı düşünmeye iterken imkansız olduğu düşünülen önceki girişimleri gerçekleştirmek için fırsatları yakaladığımız bu süreçte geçmiş tecrübelerimizde neleri değiştirmemiz gerektiği yönündeki algımızı artık somut projelere taşımanın zamanıdır. Şehircilik gibi pratikler yerine çözümü uzun vadede kentsel altyapıya yani esneklikler ve özgürlükler katacak, herkes tarafından erişilebilirliği artıracak ve bu erişilebilirliği destekleyecek mahalle bağlantılarını kuvvetli kılacak planlama ve tasarım yaklaşımlarında bulmalıyız. Ölçeği değiştirip yakın çevremize bakarsak da bugün dini yapılar, hastaneler ve diğer yapılar gibi özel unsurlar uyarıcılık, rahatlatma, iyileştirme üzerine kurgulanmıştır. Bu tür ortamlar ruhun rahatlamasına yardımcı olur. Böyle ortamlar kişiyi hayatın koşuşturmacasından uzaklaştırıp kendine ve çevreye yönelmesine olanak sağlar. Tasarım içerisindeki unsurlar stresle mücadele fırsatı verebilir. Pandemide de sıkça dillendirdiğimiz şikayetlerden biri bu ortamlarda bulunamamak, monotonlaşmaktı. Çünkü bir yerde fazla bulunmak oraya fazla dikkat çekmemize neden olur ve zihinsel yorgunluk verebilir. Üstelik bu yer daha önce değindiğimiz başlıklar çerçevesinde nitelikli olarak tasarlanmamışsa Tasarımdaki restoratif özellikler zihinsel yoğunluğu dağıtabilir. Doğal tasarım unsurları ile süslenen mekan zihinsel yorgunluktan uzaklaşmayı sağlayabilir. Restorasyon da zahmetsizce dikkatimize çeken tasarım öğeleri destekleniyor. Restoratif ufak hareketler mekanı hep özlemini duyduğumuz sağlıklı, destekleyici, biricik ortamlara dönüştürür. Örneğin doğaya açılan boşluklar bırakmak, doğal malzeme kullanmak, kesintisiz kesitler oluşturmak gibi. Bina tasarımı bu anlamda strese neden olma ya da iyileştirici etkiye sahip olma özelliğine sahiptir.